Merhaba sevgili izleyiciler. Objektif'le yine karşınızdayız. Sizlere kavuştuk diyoruz. Geçen hafta Paşa Çiftliği'ndeydik. Ali Muhittin Dinsoy ve sevgili eşleri Berrin Dinsoy'un konuğu olmuştuk. Bugün kendi evimize yani stüdyolarımıza geri döndük. Evet, Objektif siyasetin nabzını tutmaya devam edecek elbette ama biz öncelikle siyasi arena tam da hızlanmamışken istedik ki Bursa'ya değer katan, Bursa'nın değerleri olarak nitelendirilen bazı isimleri konuk edelim. Evet, bunların başında Ali Muhittin Dinsoy geldi. Bugünkü konuğumuz da tamamen bizi ilgilendiren, yani gazetecilerin, Bursa basınının duayen ismi, Bursa medyasının baş öğretmeni ve benim de ilk genel müdürüm Sayın Saruhan Ayber efendim konuğumuz. Hoş geldiniz Saruhan Bey. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok mersi, biz iyiyiz, sizi iyi gördük. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Saruhan Ayber kimdir diye bilmeyenlere, yani yeni jenerasyona isterseniz azıcık ben sizi tanıtmak istiyorum. Evet, Saruhan Ayber, yaşını söylemeyeyim, geçeyim isterseniz. İstanbul'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Manisa'da, yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamış. Eğitimine devam ederken 1960 yılında Nedim Çapman'ın çıkardığı Zaman Gazetesi'nde gazeteciliğe ilk adımı atmış. Doğru mudur? Doğru. Peki, daha sonra sırasıyla Demokrat İzmir, Sabah Postası ve Yeni Asır gazetelerinde görev yapmış. Bu arada öğretim görevlisi olarak 1969-1973 yılları arasında Ege Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim Fakültesi'nde meslek dersleri verdi. 1973 yılında İzmir Express gazetesinde genel yayın müdürlüğü yaptı. 1974 yılında Bursa Hakimiyet Gazetesi'ni kurdu. Ve 1987 yılına kadar gazeteyi yönetti. Daha sonra tekrar Yeni Asır Gazetesi ve Günaydın Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü, Yeni Günaydın Gazetesi'nin de sahipliğini yaptı. 1996 yılında Bursa'da AS TV'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Medya S grubunda murahhaz üyeyken mesleğinin 40. yılını tamamladığı gün jübilesini yaparak gazeteciliğe veda etti. Evet, tam da Bursa Hakimiyet'in 40. kuruluş yıl dönümünde istedik ki bu gazeteyi kuran, ciddi emekler veren, bizleri yetiştiren Saruhan Ayber'le söyleşelim. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Saruhan Ayber'i kısaca tanıttık ama tabii bu çok prosedür bir tanıtım. Tabii önce ben burada yıllar önce benim yanımda çırak olarak başlamış, evet, kişilerin yönetimde olmalarından ne kadar kıvandığımı söylemek isterim. Teşekkür ederiz. Onlarla ben iftihar ediyorum. Çünkü meslek hayatım boyunca kendime koyduğum kurallardan bir tanesi gençlerin önünü açmak, gençlere sahip çıkmak ve onları geleceğe hazırlamaktı. Hı hı. Onun için de zamanı gelince jübilemi yaptım, yerimi de gençlere bıraktım. Onlarla iftihar ediyorum şimdi. Aslında gazeteciliğin geçmişi dediğin zaman, hı hı, geçen gün bir toplantıdan söz edildi de basının bugünkü halinden konuşulmuş. Oysa ben basının ilk gazeteciliğe başladığım tarihlerde Demokrat Parti iktidarı vardı. Menderes döneminin basınını yaşadım. 27 Mayıs'ın basınını yaşadım. Hı hı. 22 Şubat'ın, 12 Mart'ın basınını yaşadım. 12 Eylül'ü yaşadım. Ondan sonra da Recep Tayyip Erdoğan devrinin basınını, hı hı, yaşadım. Hı hı. Onun önceki basınını da yaşadım. Ondan sonra bugüne geldik. Bu çerçevenin içinde anladığım kadarıyla etrafta benim gördüğüm süreci algılayacak gazeteci sayısı çok azaldı. Hı hı. Artık bizim yaşlılarımız. Şimdi gazetecilik kontrol altında deniliyor. Kontrol altında mı? Doğru, kontrol altında. Yani Türkiye'de özgür bir basın var diyebilir misiniz? Bu söylenemez, mümkün değil. Geçmişte de böyle değil miydi Saruhan Bey? Ha, onu da söyleyeceğim. Geçmişte de böyleydi. Geçmişte şöyleydi ama. Bizim çağımızda biz gazeteciliği gazetecilik olsun diye yapardık. Bunun için yetiştik ve yalnız gazeteciydik. Hı hı. Fakat bir dönem sonra gazeteler yollarını değiştirdi. Başka şeylerin peşinde koşmaya başladılar.
kere demokrasilerde önemli olan güçlerin kendi sınırları içinde kendilerini yaşatabilmeleri. Yani basının kendi sınırı vardır. Basın sınırını aşmaması gerekir. Herkesin, her kurumun sınırı vardır. Siyasetçinin de sınırı vardır. O da onu aşamaz. İşte polisin, yargının sınırları vardır. Askerin sınırı vardır. Parlamentonun sınırı vardır. Bu sınırlar karmakarışık olursa basının sınırları da tecavüze uğrayabilir. Benim yaşadığım dönemde gazeteler neredeyse, ben bunlara tanık da oldum. Türkiye'yi idare etmeye kalktılar. Yani sınırını açtılar. Siyasetçilere yol göstermeye kalktılar. Siyasetçiler tabii basının övgü ve sövgülerine son derece hassas insanlardır. O yüzden kendilerinin konumunu tehlikede gördüler. Basın bununla da yetinmedi. İş alemine atıldı. İşi olmayan işlere soyundu. Ticaret yapmaya kalktı. Bankacılık yapmaya kalktı. Bunlar olunca da basına arkadaş, sen sınırını aştın. Şimdi ben geliyorum. Ben de biraz sınırımı aşıp seni yola sokacağım diyen bir iktidar varsa bir yerde haklı olabilirler. Bu basının başına açtığı bir iştir kendi kendine. Önce basının bunu temizlemesi gerekir. Kendi içinde. Kendi içinde temizlemesi lazım. Yani basının görevi nedir? Basının görevi kamuoyunun özgürce yaratılması için kendisine verilen sınırlar içinde gücünü korkusuzca kullanabilmesidir. Demokrasilerde eğer basın herhangi bir yaptırımdan çekinmeyen bir yapıdaysa o zaman demokrasi bir ülkede yerleşebilir. Ama basın kontrol altındaysa bir demokrasinin varlığından kim ne derse desin kolay kolay söz edilemez. Bugün de Türkiye'de basın tamamen özgürdür, bağımsızdır derse birisi, yani benim için ikna edici değildir. Yani bu söylediklerimle yetinmez derse daha da geniş bir ortamda görüşlerimi anlatabilirim. Size bir örnek vereyim mesela. Amerika, yani başkanlık sistemi dediğiniz zaman Amerika'da bütün güçler kendi sınırlarındadır. Mesela iki tane gazete muhabiri, gazete demiyorum bakın, muhabir. Evet. Washington Post'un iki tane muhabiri bir haberin peşinde ısrarla dolanarak Amerika Başkanı'nı masasından aldılar. Beyaz Saray'dan aldılar. Evet. Bu iki gazetecinin sahip olduğu gazetenin sahipleri de eğer bu iki gazeteciye sahip çıkmasa bunu yapamazlardı. Ama olaylar o hale geldi ki Amerika'nın federal başsavcısı, ki o başsavcıyı da başkan imzasıyla atanmış bir başsavcı. Evet. Yani bizim anayasa mahkemesi başkanı gibi varsayın. Evet. Sayın Başkan, eğer bugün ikiye kadar makamınızı terk etmezseniz sizi Yüce Divan'a sevk etmek zorunda kalacağımı üzülerek bildiririm diye bir pusula yazdı. Evet. Resmi bir yasa değil. Saat 2 olmadan başkan pılısını pırsını topladı, Beyaz Saray'ı terk etti. Ama eğer bu örneği ben her zaman veriyorum, her yerde veriyorum, o iki gazeteci dünyanın en kudretli adamını Beyaz Saray'dan çıkartırken aynı gün arabalarını yanlış yere park etmişlerse o Amerikalı trafik polisinden öyle bir zılgıt yerler ki esas duruşta aynen öyle özür dilerler. Doğru. Bir daha yapmayacaklarına ayır söz verirlerse belki cezadan kurtarırlar. Yoksa cezayı da öderler. Doğru. Bütün mesele budur. Yani o başsavcı da Amerika'nın en kudretli adamı değildir. O başsavcı eğer bir insanların oturduğu meskende biraz arabasıyla sürat yapıp da bir çocuğa çarptığı anda, hafif yaraladığı anda oranın şerifi o başsavcıyı elleri kelepçeli olarak, bakın kelepçeli olarak. Doğru.
Alır götürür. Alır götürür. Kimse de bir şey diyemez. Başsavcımız falan da diyemez. Doğru. Devletin başsavcısı, başsavcısı bitmez. Evet. Şimdi bunların sırrı nerede? Ben yıllar önce bir yakınımda daveti üzerine Amerika'da bir yıl geçirmiştim. Yavaş yavaş çok güzel bir yerde kaldım. Vespan işte. Sabahları yürüyüş yapıyorum. Beni bir şey gözlemiş. Bölge şerifi. Hı hı. Koca bir ciple arkamdan geldi. Beni arabaya çağırdı. Sen kimsin dedi bana. Sordum. Söyledim. Peki kaldığın eve gidiyoruz dedi. Onun derdi acaba bizim bu çevreye, mahalleye bir yabancı geldi de sızma mı yapıyor, evet, yoksa evet, hakiki bir misafir mi diye, hı hı, gittik oturduk. Ev sahibine beni sordu. Misafir olduğunu söyledi. Sonradan öğreniyorum ben, bu benim cüzdanımı istemiş. İçinde benim kredi kartlarımı görmüş. Evet. Kimliklerimi görmüş. Dönüş biletimi istemiş. Hmm. Onu da görmüş. Ondan sonra ikna olmuş. Ahbap olduk. Bize akşam yemeğe geldi. O dönem de Türkiye'nin şeyidir. Daha yeni 12 Eylül'den çıktığı dönemlerdi. Evet, tam da şeyden bahsetmişken aslında. Ha, onu söyleyeceğim. Hı. Bir şey sordu bana. Bu 12 Eylül'ü sordu. Yahu dedim, işte generaller geldiler, el koydular Türkiye'de. Evet. Amerika'da olmaz öyle şey dedi. Neden dedim. Bu West Palm için dedi, güzel bir yer, buraya da gelebilir o generaller dedi, ama dedi, burada seçilmiş benim dedi, ben tutuklarım dedi onları dedi. Bana da kimse bir şey yapamaz dedi. Demokrasi budur. Doğru, doğru. Hani beğenmezler ama Amerika'nın yapısı odur. Neydi o söyleyeceğin? Az önce verdiğiniz örnekle alakalıydı. Hani iki muhabirden bahsettiniz ya, dediniz ki işte Amerikan başkanının o koltuktan gitmesine sebep olan iki gazeteci, iki muhabir. Tam da burada artık muhabirliğin olmadığı bir gazetecilik dönemine geldik. İsterseniz biraz geçmişten bugüne yolculuk yapalım. Şimdi geçmişten bugüne yolculuk yapalım. Muhabirlik. En geçmişe gidelim. Hı hı. Benim bu mesleğe başladığım tarihlerde, tabii bugün bu işleri hatırlayanlar çok azdır, hepimiz bir muhabir yardımcılığı, çıraklığı geçirdik. Evet. Yani çaylak gazeteci. Hı hı. Sokak sokak dolaşıp haber toplamak, bunu yazmak, sorgulamak. Yani soru sormak bir şeydir. Gazeteciliğin bir tekniğidir. Hı hı. İyi soru sormadan gazetecilik yapamazsın. İlk öğrendiğimiz şey de iyi soru sormak ve sorgulamaktı. Hı hı. İyi soru sormak için ama ne yapmak lazım? İyi sorgu sormak için hayatı, sorgulama yapmak için hayatı bilmek, tanımak, evet, lazım. Bazen gazetecilik soru sormasını bilmekle başlar. Bizi eğiten, bizden önceki gazetecilerden de ilk öğrendiğimiz şey, hı hı, nasıl soru sorulacağı, hı hı, bir olayı nasıl sorgulanacağı konusundaydı. Bunu öğrendik. İlginç bir dönem yaşadık. Ben bunları söylediğim zaman 1960 yılında 27 Mayıs darbesi olmuştu. Evet. O zaman Demokrat İzmir'in gece servisinde gece haberlerini alan ve gece istihbaratı yapan, hı hı, üstelik de tek başına gazetenin gece yönetimini yapan bir insandım. Daha, evet, çırakım ama bu gazeteciliği konuştuğum insanlar son derece yetkin insanlardı. Hı hı. Mesela o tarihte benim İzmir'deki en yakın dostlarım, genelde gündüzleri beraber olduğum, şimdi kimse belki hatırlamaz ama gazeteci, kitap yazarı Ali Gevgilli vardı ve, hı hı, Kayhan Sağlamer vardı. İkisi de İzmir'de eski, bunlar benden birkaç yaş büyük, hı, yedek subaylığını yapan gazetecilerdi. Yine Akşam Gazetesi'nin o zamanki büro temsilcisi Doğan Özgüden'di. Hı hı. Bunlar geçmişte gazetecilikte iz bırakmış insanlar. Sonra benim genellikle beraber olduğum benden yaşlı gazeteciler vardı. Ki onlarla da benim çok iyi bir ahbaplığım vardı. Bir tanesi Naci Sadullah Danış'tı.
birisi Cevat Şakir Kabağı açtı. Hı hı. Ve bunlardan ben beraber geçirdiğim birliktelikten sonra gazeteci olmaya başladım. Benim ufkumu onlar açtı. Bunlar tabii şimdi var mı izleri bilmiyorum. Ahmet Angın vardı. 5 tane yabancı dili ana dili gibi konuşurdu. O yıllarda. O yıllarda. Şimdi bakın, o yıllara ait bir örnek vereyim. Evet. Bu gazete muhabiri nasıl çalışır? Hı hı. Bana bir görev verildi. Bir gün. İzmir'de Temsilciler Meclisi üyeleri seçilecek. Evet. Temsilciler Meclisi üyelerinden bir tanesi de o tarihte bizim yazı işleri müdürümüz Şeref Bakşık. Şeref Bakşık da aday. Gazetenin sahibi de çok merak ediyor. Seçilecek mi, seçilmeyecek mi? Seçimler İzmir Kızlesi'nde yapıldı. Yapılacak. Gittik, izledik. Ondan sonra oy sayımına geçilecek. Geldiler, çıkın dediler dışarıya gazetecilere. Biz gizli yapacağız oy satım. Sonra nasıl olacak? Yarın açıklayacağız dediler. Ben de gittim gazeteye. Yarın dedim açıklanacakmış. İstihbarat şefi şöyle bir yüzüme baktı. O dedi listeyi dedi getirmezsen dedi yarın sabah da gelme dedi işe dedi. Bu kadar net. Bu kadar net. Hay. Şimdi ben gazetecilik hayatı boyunca bir takım olaylarda belki biraz sert olmuşumdur ama neden sert olduğumu anladın değil mi? Evet, bu cümleler bana hiç yabancı gelmedi. Yabancı gelmedi. Mesela çalıya basmadan halıya basılmaz. Basılmaz. Evet, altın kural. Şimdi bak, ben o tarihte 20 yaşında genç bir gazeteciyim. Oylama İzmir Kız Sesi'nin salonunda yapılmış. Hı hı. Gazeteden çıktım gece. Akşamüstü İzmir Kız Sesi'nin Karataş'taki binasında kapıdan girmem mümkün değil. Yatılı kızlar var. Ve benim kız kardeşim de o lisede şu anda. Evet, o anda. Evet. Duvardan içeri girdim. Salona giden yol kızların yatakhanesinden geçiyor. Oo. Onların aralarından dolandım. Oylamanın yaptığı salona girdim. Hı hı. Ama ne yapıp girdim. Çöp kutuları daha toplanmamıştı. Çöp kutularını indirdim. Oylama sonuçlarının müsveddelerini buldum. Ondan sonra gazeteye döndüm. Aynı yoldan kaçarak neredeyse yakalanmak üzereyken ve sonuçları bizim gazete ilk defa yayınladı. Yazı işleri müdürü girmiş mi? Girmişti tabii. Evet. O sonra yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nde de politikaya devam etti. Zaten gazeteciliği bitti. Gazetenin sahibi de onu merak ediyordu zaten. Gidecek bir daha gelmeyecek. 217 sene şeyi vardı, cezası vardı şeyin. Şeref Bakşık'ın. 217 sene. Sene kesinleşmiş Menderes devrinde. Hmm. 27 Mayıs sabahı da bu suçlar bir anda mahkeme kararıyla değil, askeri konsey kararıyla siliniverdi. Onları da yaşadık yani. Evet. Şimdi yani böyle gelenekten gelen gazetecilik de kalmadı artık. Hiç. Çünkü muhabir yok artık. Evet, muhabir de yok. Ama bu dönemde daha başka bir şey gerekiyor gazetecilerde. Yani ben bu dönem gazetecilik yapsam, biz gazetecilik yaparken kimsenin bilmediği bir şeyleri alıp insanlara servis yapardık. Hı hı. Onlar da bizim yazdıklarımızın doğru olduğuna inanırlardı ve kabul ederlerdi. Ama biz de bu yüzden sadece doğruları servis etmeye bakardık. Bugün insanların bildikleri şeyler gazetelerde servis ediliyor. Hı hı. Bilmediği şeyler servis edilmiyor.
İşte bugünün gazetecisi de bak, bugün herkesin bildiği şeyleri değil, yarının ne olacağını anlatması lazım. Bu tabi bir muhabirlikle ilgili değil, bir gazete yapan insanların insanları yönlendirmesiyle ilgili, onlardan talep etmesiyle ilgili. Muhabir olmayınca zaten gazetecilik olmaz demektir. Hı hı. Ama yönlendirilmemiş, bilgisiz bir muhabirin de ne yapacağı belli değildir. Doğru. Yani bakıyorum ben şimdi basınların basın haberlerine, hele yerli kanallardaki TV kanallarındaki haberciliğe, yani bunlar haber mi değil mi diye tereddüt ediyorum. Ve genellikle birçok haberi de şeyden alıyorum, yabancı kanallardan alıyorum. Çok sığ bir habercilik yapıyorlar. E şimdi Türkiye'de bir şeyi gözden kaçırdılar. Benim bu yıllarca yaptığım bir şey oldu, bir uğraş oldu. ...1970'li yıllarda... yani ben gazetecilikte bir yere gelmişken Türk basını bir patlama yaptı. Hı hı. Bu patlamada neydi? Teknolojide dünya basını yakaladı. Yani en ileri teknik sistem, offset. Hı hı. Offset baskılar, ben daha gencecik bir yazı müdürüyken çalıştığım gazete offset makinede basılmaya başlandı. Radyo foto resimler geldi. Haberler geldi. Faksla resim alınmaya başlandı. Hı hı. Dünyaya açıldık. Öyle bir an geldi ki teknik bakımdan Türk basını Batı basının neredeyse önüne geçti. Teknik açıdan ama. Teknik açıdan. Hı hı. Ama bunu yaparken bir şeyi atladılar. Atladılar. Neyi atladılar? İşte o zaman ben bu konudaki düşüncelerim yoğunlaştı. İnsana yatırım atladılar. Yani Batı'da bir gazete çıkaracağın zaman bu gazetenin bir vizibilitesi yapılır. Bunun işte şu kadarı kağıttır, şu kadarı bilmem mürekkeptir, şu kadarı baskıdır. Hı hı. Şu kadarı da bu gazeteyi yayınlamak için gerekli insan gücü bedelidir diye bir hesap yapılır. Bu rakam belki Batı basınında, o tarihte İngiliz basınını çok yakından izlerdik. Amerikan basınını, ki Amerikan basınının tamamı yerel gazetecidir, gazetelerdir. Orayı yakından izlerdik. İnsana yapılan yatırım diğer teknik yatırımların hemen hemen yakındı ölçüleri. Türkiye'de gazete maliyeti için harcadığınız 100 ise insana yapılan yatırım neredeyse %2, %3'tü. İşte Türkiye o tarihte basınını toparlayamadı. Evet. Nasıl bir gazete olması gerektiğini toparlayamadı. O basında o zamanın patronları elinde başka yönlerde kendisini tatmin edecek yer ararken işte bugünkü hale geldi. Yani bugünkü hale gelirken bugünkü kontrol altında basını bu hale getirenlerden çok basının bu hale gelmesinde sorumluluğu olan insanları önce eleştirmek, ondan sonra bugünün tamirini istemek gerekir. Kendinizi peki bu şeylerin arasına koyuyor musunuz? Eleştirilmesi gereken yöneticiler arasına. Ben mi? Evet. Kendimi eleştirilmesi gereken, elbette herkes eleştirilebilir. Yani hı hı. Herkes eleştirilir de benim eleştirilmem için mesela kim ne demiştir sen bilirsin arkamdan konuşmaları, onu söyle bana. Arkadan konuşmalarla alakalı değil de hani insana yatırım anlamında. Mesela o zaman Bursa Hakimiyet Gazetesi gerçekten şeysizdi. İşte iyi matbaalar, iyi kağıtlar, iyi baskılar peşinde koşarken. İnsana yatırım çok önemlidir. Evet. Bir gün bir resim göstereceğim sana. Hı hı. Çok önemli bir resim bu. Hı hı. Ben böyle bir masanın ortasında oturuyorum. Yanımda Yeni Günaydın Gazetesi'nin genel yayın müdürüyle yazı işleri müdürü. Evet. Yan yana sağımda solumda oturuyorlar. Arkamda da yaklaşık 15 kişi var. Hı
O 15 kişi de birçoğu bugün birçok gazetenin genel yayın müdürlüğüne kadar yükselmiş. Hı hı. O dönemin şeyleri, yayın kurulu üyeleri. Evet. Yani bir gün sonraki Yeni Günaydın gazetesini çıkarmak için bir araya gelmişiz. Hı hı. Çalışmamız bitmiş, haber masasında evet. bir hatıra resmi çekilmiş. O resim benim büromda masamın üstünde durur. Evet. O resimde ilginç bir şey vardır. İnsanların hepsinin yüzü gülüyor. Hı hı. Herkes gülüyor. Hı hı. Ben de gülüyorum, yanımdakiler de gülüyor, arkamdakiler de gülüyor. Hı hı. O resmin özelliği neydi biliyor musun? O gülen insanlar, ki ben bunu yaşadım, 7 aydır maaş alamamıştı. Yani 7 aydan beri çalışanına maaş veremeyen bir gazetenin genel yayın müdürüydüm ben. Evet. O insanlar o haldeyse, benim arkamdalarsa, hala o gazete çıkıyorsa, bu bir motivasyon işiydi. Hı hı. Bunu yapmak, bunu becerebilmek çok zor bir iştir. Ben bunu becerdiğime göre kendimi birçok şeyde haklı. Hani eleştirilecek tarafları da olabilir, eleştirilmişizdir ama haklı olduğu belirliyorum. Hı hı. Çünkü ben insana yatırım yapmayı meslekte her zaman kendime rehber edindim. Hı hı. Ve insana yatırım yaptım. Evet. Şu anda benim ya bir hatırladığım bir şey var mesela. Türk basınında böyle bir şey yoktur. İlan verdim İzmir'de Yeni Asır gazetesinde genel yayın müdürü ve Murat üyeyken İngilizce bir ilan verdim bütün şeye. Bir tek o zaman Cumhuriyet gazetesi vardı. Evet. Bir de Nokta dergisi vardı böyle. Hı hı. İnsanların özü çok rağbet ettikleri. Hı hı. İngilizce bir ilan verdim. İlan 2000'li yılların genel yayın müdürlerini arıyorumdu. 15'e yakın insan başvurdu. Bunların 7-8 tanesi işe başladı. İşlerinde şu anda iş adamları ve genel yayın müdürü olanlar var. Evet. Ama bunlardan bir tanesi çok ilginçtir. 21 yaşında yeni mezun olmuş genç bir çocuk ilana cevap olarak benim odama giriyor. Benimle 20 dakika konuşuyor. 20 dakika sonra gazetenin dış haberler servisi hı hı. editörü olarak çalışıyor. Bu bir genç insana güvenmek ve ona yol açmak evet. anlamına evet. gelir. Bunu herkes yapamaz. Hı hı. Bu yürek ister. Şimdi burada geçmişte yani bu medyanın geçmişinde bile gencecik insanların öne çıkıp da üst düzeylerde var olmasında en büyük katkıyı ben sağladım. Hı hı. Tahmin ediyorum. Mesela sen bu makama gelmeden evvel daha benimle çalışıyor olsaydın 10 yıl önce bu işlere 10 yıl önce başlardın. Evet. Hiç kuşkun olmasın yani. Eksik olmayın. Onun için tabii herkesin eleştirecek tarafları vardır hayatta yani. Ama ben gazetecilik mesleğindeki yaklaşımım, yaptığım işlerden ötürü kendimde hiçbir zaman fazla bir kusur bulmuyorum. Ben gereğini yaptığımı sanıyorum. Ama tabii eleştirenler de her şeye rağmen olabilir. Onlara da saygı gösteriyorum. Yani evet. Hiç eleştirilmeyecek insan demek, hiçbir şey yapmamış insan demektir. Aynen öyle, katılıyorum. Evet, tamam. İsterseniz kısa bir reklam arası verelim sevgili izleyiciler. Reklamlardan sonra tekrar Saruhan Bey'le söyleşiye devam edelim.